Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bir tech store olarak aldığım 5 favori ürünümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen baştan belirteyim. Videonun açıklamalar kısmında bu 5 ürünün linki de yer alacak. Dilerseniz bu linklere tıklayarak direkt olarak bu ürünlere erişebilirsiniz arkadaşlar. 5 numarada benim için son derece önemli olan bir adaptör yer alıyor. Bu bir hızlı şarj adaptörü arkadaşlar. Ben bu noktada Hikvision'ın FC65 modelini tercih ettim arkadaşlar. Bu modeli tercih etmemdeki sebep öncelikli olarak fiyatıydı. Diğer adaptörlere göre, yani 2 adet tip C çıkışı var ve 1 adet normal bildiğimiz USB çıkışı var bu cihazda. Bana 2 adet tip C çıkışı lazımdı. Bir tanesi Apple Watch'un şarjı için arkadaşlar. Diğeri ise MagSafe şarj aleti aldım. Onun için lazımdı bana. Yani ikisini de tip C'den şarj kablosuna takayım ve bir stand oluşturdum 3D yazıcıdan. Bunları 3D yazıcıdan oluşturduğum standa yerleştirdim ve ikisini tek bir adaptöre bağlamak istedim. Bunun için de tercihim dediğim gibi Hikvision FC65 modeli oldu. Ben bunu arkadaşlar 600 Türk lirası gibi bir fiyata satın aldım ki diğer adaptörler hep 1000 liranın üzerindeydi. O yüzden uygun bir performansa hızlı şarj adaptörü arıyorsanız ki bu da 65 wattlık bir hızlı şarj sunuyordu. Bu adaptörü sizlere tercih ederim. Dediğim gibi bu benim listemin 5. sırasında yer alıyor. 4. sıraya geldiğimizde ise iPhone kullanıcılarının mutlaka almasını tavsiye ettiğim bir cihaz var. MagSafe şarj aleti arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun kullanımı ülkemizde çok yaygın değil. Apple'ın kablosuz şarj cihazı MagSafe aslında. Bunu arkadaşlar direkt olarak bir stand oluşturup içine yerleştirdiğinizde size oldukça verimli bir şarj deneyimi sunuyor ki zaten biliyorsunuz MagSafe kılıfı olan AirPods'larınızı da yine bu cihaz üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Fiyatı öyle çok abartı değil arkadaşlar. 1200 lira gibi bir fiyatı vardı. Yine ben size açıklamalarda linki bırakacağım. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaten bir adaptör aldığınızda, yani iPhone'unuzu şarj edecek bir adaptör aldığınızda bu paraları veriyorsunuz hemen hemen. Dolayısıyla burada MagSafe şarj aletini de tercih edebilirsiniz. Bu da önemli bir kriter diyebiliriz. Şimdi geldik 3 numaraya. 3 numarada arkadaşlar benim favorim Tecno Powa 5 oldu. Ben bu telefonu anneme almıştım kullansın diye, kendisi biraz yaşlıydı. Ama gerçekten beklentimin üzerinde bir telefon çıktı ki fiyatı arkadaşlar 9900 liraydı ben aldığımda. Linki yine bırakacağım açıklamalara. Fakat fiyatından gerçekten çok daha üst seviye bir performans sergileyen bir telefon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hem tasarımıyla hem sunduğu özelliklerle son derece güzel bir cihaz. Eğer 10.000 Türk lirası altına ne alsam diye düşünüyorsanız mutlaka Tecno Powa 5'e şans vermenizi ben size tavsiye ederim. Özellikle büyüklerinize ya da küçüklerinize, yani çocuklarınıza vesaire bir başlangıç telefonu almak istiyorsanız buradaki ilk tercihiniz Tecno Powa 5 olabilir arkadaşlar. Diyelim ve 2 numaramıza geçelim. Benim 2 numaralı favori ürünüm bir televizyon arkadaşlar. Samsung'dan ben bir televizyon aldım. Samsung 55CU7200. 55 inçlik bir televizyon bu. Zaten model kodundan da anlaşılabileceği üzere. Peki neden Samsung, neden başka bir televizyon değil? Biliyorsunuz arkadaşlar zaten söz konusu televizyon olduğunda, daha doğrusu ekranlar, paneller olduğunda Güney Kore'den şaşmamak en iyisi gibi duruyor. Yani LG ya da Samsung dışındaki tercihler zaman zaman sıkıntı çıkartabiliyor. Bu yüzden ben LG ya da Samsung arasında kaldım. Burada benim belli bir fiyat kalibrem vardı. Dedim ki ya 22.000, 23.000 liraya geçmesin. Çünkü oturma odası için alacaktım. Sonuçta hani çok fazla da televizyon izlemiyorum. Ama neydi? Hani 4K özelliği olsun, akıllı bir televizyon olsun. Bu yüzden de tercihimi Samsung'dan yana kullandım ki bu fiyat kalibresine zaten diğer markaların televizyonlarını bulmak çok mümkün değildi. Yani burada kaliteli televizyonlardan bahsediyorum. Bunu da yine bir parantez içinde sizlere söyleyeyim. Aldım, denedim ve şu ana kadar da gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. 4K özelliği var. Ekran kalitesi son derece akıllı. Ve en önemlisi arkadaşlar akıllı bir televizyon. Netflix olsun, Amazon olsun, Disney olsun, bütün video platformlarına rahat bir şekilde erişebiliyorum. İçerisinde tarayıcı da var. Tarayıcı sayesinde diğer istediğim sitelere de rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyorum. O yüzden benim ikinci favori ürünüm bu televizyon oldu. Ve gelelim zirveye. Bakalım bir numarada ne var? Benim bir tech star olarak favori ürünüm hangisi? Biliyorsunuz arkadaşlar artık günümüzde erkekler de süpürgelerle bir hayli içli, bir hayli haşır neşir diyebiliriz. Ben evli olduğum halde tabii ki süpürge kısmı evde bana ait. Bu yüzden kendime bir süpürge baktım. Şimdi şu vardı. Herkes Dyson alıyor. Ben de mi Dyson alsam falan, ama bir tek star olarak biraz daha böyle araştırmak istedim. Güçlerine baktım. Motor güçlerine, emiş güçlerine, şarj sürelerine bir sürü kıyaslama yaptım arkadaşlar. Hatta bununla da yetinmedim. Teknoloji mağazalarına gittim. Orada biliyorsunuz deneme standları var. Orada denedim. Ve sonunda arkadaşlar Philips XC834901 Aqua Plus dikey şarjlı süpürgede karar kıldım. İyi ki de bu süpürgeyi tercih etmişim diyorum. Çünkü içerisinden pek çok aksesuar geliyor arkadaşlar. Bu aksesuarların yanı sıra çekiş gücü gayet beklentimin de üzerinde çıktı. Çok memnun kaldım. O yüzden bu ürünü
en favori ürünüm olarak zirveye yerleştirdim. Linki de yine açıklamalara bırakıyorum. Yani farklı markaların süpürgelerine çok büyük paralar vermeye gerçekten gerek yok arkadaşlar. Philips'in bu AquaPlus modeli beni gerçekten fazlasıyla memnun etti ki zaten bu süpürgeyi alanlar da genel olarak memnunlar. Ben internette yorumlarına vesaire de bakmıştım. Genel anlamda herkesin memnun olduğunu sizlere söyleyebilirim. Dediğim gibi ürünlerin linklerini açıklama kısmına bıraktım. Eğer bu ürünler hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.